أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذي تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها فادخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوه وازكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوم. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم {والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in lafzını okumak, hatim yapmak, mukabele takip etmek, bunların hepsi şüphesiz çok önemli ve mühim şeyler. Kur'an-ı Kerim'in bizzat Arapça lafzını okumak ibadettir. Bundan dolayı insan büyük sevaplar elde eder. Fakat Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını okunmakla yetinmek doğru bir şey değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabı, her türlü ahlaki veya ahkama dair bizim her türlü fiiliyatımıza dair emir ve nehileri barındıran bir kitap olduğu için sadece okumak ve geçmek veya sadece cüz okumak değil, Kur'an-ı Kerim'i anlamamız, üzerinde tefekkür etmemiz, araştırmamız, tefsir okumamız bunların hepsi de gereklidir. Çünkü Rabbimiz bu konuyla alakalı bizlere birçok ayette tembihlerde bulunuyor. Mesela buyuruyor Estaizu Billah. Efe la yetedebberunel Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i tedebbür etmeyecekler mi? Ne demek tedebbür? Derinlemesine düşünme, üzerinde tefekkür etme, anlamaya çalışma. Evet Kur'an-ı Kerim'i tedebbür etmeyecekler mi buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla anlamak gerekiyor. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Rahimahullah buyuruyor ki biz Kur'an-ı Kerim'den on ayeti okur. O on ayetin emrini, nehyini, Allahu Teala Hazretlerinin bu ayette neyi helal kıldı, neyi haram kıldı bize ne diyor? Bunları anlamadan başka bir ayete geçmezdik. Bu derece Kur'an'ı anlamaya önem veriliyor. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti anlaman, onu tefekkür etmen, yüz rekat nafile kılmandan daha hayırlıdır buyurarak zaten bu konuyu bizlere aslında özetlemiş oluyor. Şimdi bu okumuş olduğumuz ayeti kelime bizlere ahlaki bir e, davranışla alakalı e, bir öğütte bulunuyor. Okuyalım ayeti kerimeyi. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. ''Ey iman edenler, la tedhulü büyüten gayra büyütiküm'' ''Kendi evleriniz dışında evlere girmeyin hatta su ta ki izin alıncaya kadar ve tüsellimü ala ehliha ve oranın ehline, aile efradına selam verinceye kadar sizin kendi eviniz dışındaki başkalarının evlerine girmeyin. Şimdi hatta teste nisu kelimesi bu arada bu ayetler Nur suresinin 27. ayeti kelimesi teste nisu kelimesi izin olarak genelde tercüme edilir. Fakat izinden daha umumidir. Yani e, bunun lugat anlamına bakacak olursak izin, ondan sonra e, bir şeyi e, gösterme, e, bildirme falan gibi e, anlamlar içeriyor. Ama e, ünsiyet dediğimiz, e, Türkçe'de de zaten kullandığımız bir şey, izinin biraz daha ötesinde bir şeyden bahsediliyor aslında ayet-i kerimede. Bu da ne demektir? Yani evin kapısını çaldınız e, veya kapının önüne geldiniz. Ev sahibi bakalım sizin e, içeriye girmenizden razı mı değil mi? Yani aranızda böyle bir ünsiyet oluştu mu? Böyle bir yakınlığı hissettiniz mi? Ona göre girin. Çünkü bazen müsait değildir. Siz kapıyı çalmışsınızdır. E, tamam buyur gel der. Ama lisanı haliyle aslında sizin içeriye gelmemeniz gerektiğini size hissettiriyorsa... Böyle bir hava seziyorsanız yine de zorla içeriye girmeye çalışmayın demektir. Yani... Kapıyı çaldığınızda veya kapıya geldiğinizde bir ünsiyet olursun ee, ya buyur bir kahve iç veya buyur gel gibi bir o sıcaklığı hissederseniz o zaman girin. Ee, dolayısıyla aslında iznin de biraz daha ötesinde bir şeydir hatta <laughs> nisu. ve teslimu ala ehliha ve orada oturanlara selam vermediğiniz sürece girmeyin diyor. Dolayısıyla İki husus var. Bir, izin almak. iki girdiğiniz zaman selam vermek. Bunların hangisi önce olacak? Önce selam verip sonra izin mi alalım yoksa önce efendim izin alıp sonra selam mı verelim? Bu konuda e, ulema arasında farklı görüş beyan edenler var, müfessirler veya fakihler. Şimdi ayet-i kerimenin zahirine baktığımız zaman önce e, izin alma e, geçtiği için... Dolayısıyla önce bir izin al sonra selam ver görüşüne giden alimler var. Ama cumhur ulema dediğimiz yani ulemanın çoğunluğu önce selam verilmesi hususunda e, görüş beyan etmişler. Yani selam önce olacak. Neden? Çünkü hadis-i şerifler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Esselamu kablel kelam. Selam kelamdan konuşmadan öncedir. O yüzden ilk şey selamdır. Ee, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birisi geliyor, ee, girebilir miyim ya Resulallah deyip sonra selam veriyor. Efendimiz hizmetçisini e, yollayıp git ona istizanı öğret diyor ve önce Esselamu Aleyküm demesini söyle diyor. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki biz önce selam, Esselamu Aleyküm deyip sonra e, diyeceği şeyi demesi gerekiyor. Belki eski şartlarla günümüzdeki şartlar farklı olabilir. Yani eskiden evlerin kapısı genelde olmuyordu. Dolayısıyla direkt karşı tarafla muhatap olabiliyor evine önüne geldiğinde. Bugün köy ortamlarında da bazen evet kapılar açık olabiliyor. Burada şu söylenebilir. Oraya geldiğinde içeriden birisini görüyorsa selam versin ve o şekilde söze başlayabilir. Ama bugün artık kapalı bir kapı olduğunda zile basmak veya kapıyı çalmak bu da yine bir e, izin demektir, istizan demektir. Dolayısıyla kapıyı çaldığınızda aslında izin talep etmiş oluyorsunuz. O kişi de kapıyı açıp buyur ettiğinde ondan sonra Esselamu Aleyküm diyebilirsiniz. Peki e, bu istizan dediğimiz yani içeriye girmek için izin talep etmek... Kaç kere olacak? Bu da çok önemli bir husus. Ee, sünnet olan üç kere olmasıdır. Üç kereden daha fazla kapıyı çalmak veya zile basmak doğru değildir. Eski şartlarda da kapının önüne gelip, efendim işte e, müsait misiniz, içeride misiniz gibi bir şey söylemek, üç kereden fazla yapılmaz. Yine bununla alakalı, ee, Ebu Hureyre radiyallahu anh efendimizden naklediyor. El <laughs> isti'zen diye yani izin talep etme üçtür. Dolayısıyla üçün dışında dört kere, beş kere, altı kere e, yani taciz edercesine zorlamak uygun bir şey değil. Bunu e, kimlere karşı yapacağız? Yani her gireceğimiz evde bu izni almamız gerekiyor mu konusu da yine... Bu ayeti kerime içerisinde değerlendirilmesi gereken bir husus. Ee, Efendimizin hadis-i şeriflerine baktığımızda evet. Gerek yakını olsun gerek e, uzak kişiler olsun kim olursa olsun birisinin evine gittiğinizde mutlaka izin almanız gerekiyor. Çünkü müsait olmayabilir en yakınınızda olsa. O an sizin gelmenizi istemeyebilir. Sizin e, görmek istemediğiniz bir durum orada olabilir. O yüzden... Kim olursa olsun izin almak gerekiyor. Direkt kapıyı açık bulduk içeriye girelim olmaz. Bu doğru bir şey değil. E, bu ayeti kerime nazir olduğunda sahabeden birisi Efendimiz'e gelip dedi ki Ya Resulallah ben annemin hizmetine bakıyorum ve tek kişi de benim. Zaten sürekli girip çıkıyorum. Ben de mi yani her gittiğimde e, girebilir miyim diye izin isteyeceğim. Efendimiz evet dedi. Anneni e, Uryan olarak üstü başı açık olarak Görmek ister misin? Görebilir misin? Görme ihtimali var mı? Evet. Ee, görmek istemem ya Resulallah. Böyle bir durum olabilir. O zaman izin al, öyle gir buyurdu Efendimiz. Dolayısıyla hizmetine baktığı, daimi olarak gidip geldiği bir annesi, babası bile olsa e, öncesinde mutlaka haber vermek, geldiğinizi belli etmek, öksürmek vesaire gibi şeylerle bunu yapmak gerekiyor. hayrul <laughs> hayrullekum. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Umulur ki düşünüp bundan öğüt alırsınız ve bilirsiniz. Evet, ayet-i kerimeler devam ediyor. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا ف۪يهَا اَحَدًا Eğer o evler içerisinde kimseyi bulamazsanız, kapıyı çaldınız, kimse yok. Ya da kapının önüne geldiniz, kapı açık, sesleniyorsunuz ama kimse yok, ses gelmiyor. فَلَا تَدْخُلُوهَا hatta يُؤْذَنَ لَكُمْ Size izin verilinceye kadar girmeyin. O evlere girmeyin. Çünkü izin verilmeden oraya girerseniz bu bir töhmettir. Evde kimse yok. E peki siz girdiniz. Yarın öbür gün bir eşya çalınmış oldu. Bu sizin üzerinize kalır. Bir töhmettir sizin için. Yahut o evde sizin Ev sahibinin görmenizi istemeyeceği bir şey vardı o sırada. Girdiniz, gördünüz olmaz. Bu da onun hakkına girmek olur. Dolayısıyla eğer izin yoksa o zaman girmeyeceksiniz. Ve in qilelekumurcu'u farc'u huve Eğer size dönün denilirse o zaman dönün. Bu sizin için daha temizdir. Yani müsait değiliz deniyorsa o zaman daha bunu zorlamaya gerek yok. Geri döneceksiniz ee, veya içeriden ses gelmedi. Geri döneceksiniz, girmeyeceksiniz. Sadece e, bu gerideki hani üç kez seslenme konusu içinde geçerli. E, yani bir yaşlı bir insan var mesela gittiğiniz bir şey götürdünüz ve biliyorsunuz ki adam duymuyor. E, yani sağır, e, sizi üç kere de duymamış olabilir. Ha, bu Bu gibi durumlarda tabii ki... Ee, bunu dört kere beş kere seslenmek veya bağırmak, kapıyı işte biraz daha şiddetli vurmak gibi artırılabilir. Eğer böyle bir hususi durum varsa ee, yoksa hani ben üç kere dedim duymadı beni deyip dönmek e, buna gerek yok. Eğer böyle bir e, karşı tarafın duymaması gibi bir problem varsa. Vallahu <laughs> bima alim. Allahu Teala Hazretleri yapmış olduğunuz şeyleri ziyadesiyle bilir. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ Sizin üzerinize bir günah yok. Hangi hususta? اَنْ تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ Evet, meskun olmayan evler. Yani içerisinde oturan yok böyle bir eve girmenizde ve Orada sizin için bir meta var, bir efendim eşyanız var, bir veya başka bir faydalanmaz durumu söz konusu ve meskun bir mahalle değil. O zaman oraya girmenizde bir sakınca yok. Bu ayeti kerime şundan dolayı nazil oldu. Hz. Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'e gelip bu ilk inen ayetten sonra Ya Resulallah Kureyş tüccarları Medine-Mekke arasında gidip geliyorlar, Şam'a gidiyorlar, Kudüs'e gidiyorlar. Dolayısıyla... Bir sefer halindeler ve yolculuk sırasında da bazı yerler var, ev ama oturanı yok. Orada kafileler geçerken işte işte ihtiyaçlarını görüyorlar. Orada girip oturuyorlar. Bu tür yerler var ama buraların bir sahibi içerisinde oturanı yok. Peki burada nasıl olacak durum? İzin alabilecek bir durum yok. Öyle bir durumda ne yaparız diye Efendimiz'e sorduğunda bu ayeti kerime nazil oldu. Leys aleyküm cünahun en büyüten <laughs> gayre Yani e, meskun olmayan bir eve girmenizde sizin için, sizin üzerinize bir günah yok. Vallahu, allah Teala Hazretleri ya'lemu mâ ve mâ Sizin aşikar yaptıklarınızı da, gizlediklerinizi de bilir. Evet, Kur'an-ı Kerim'in bizlere öğretmiş olduğu önemli bir meseledir, ahlaki bir meseledir. E, dolayısıyla e, hayatımızda tatbik edilmesi gereken e, bu hususları da bilmek ve Kur'an'a göre yaşamamız gerekiyor. Rabbim, e, Kur'an'ın bize öğrettiği ahlak ile ahlaklanabilmeyi e, bizlere nasip eylesin. Her türlü kötü ahlaktan, kötü davranıştan İslam'a, e, davranışlardan, İslam'a laf getirecek davranışlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala